seneler evvel yaşadığım ve halen daha bana bir hayal, bir rüya gibi gelen ama sonucunda ailemle alakalı öğrendiğim bir gerçeği ve bu gerçek yüzünden annemi kaybedişimi anlatmak istiyorum. Kiminiz buna inanmayacak, kiminiz uydurma diyerek geçecek ama olaylar tamamen gerçek. Yıllarca ağır ilaçlar almama neden olan bu olaylardan dolayı sadece aklıma gelen kısımlarını size anlatacağım. Kulağıma dolan tuhaf tıkırtı seslerine duymamazlıktan daha fazla gelemedim. İstemsizce göz kapaklarım sese karşı açılmaya başladığında karanlık bir karartının kardeşimin üzerine doğru eğildiğini gördüm. O an yaşadığım korkuyla birlikte kendimi toparlama gereği duyuyordum. Çünkü bu varlık kardeşime odaklanmıştı. Korkuyla besmele çektiğimde başını bana doğru çevirmişti. Üzerime doğru ağır adımlar atmaya başladığında dualar okumaya başlayıp yorganın altına saklandım. Kalbim koşudan yeni çıkmış gibi hızla çarpıyordu. Bir an nefes alamadığımı hissettim. Varlık tüm ağırlığıyla üzerimdeydi. Üzerimdeki yorgan bir anda açıldı ama ben bir türlü kıpırdayamıyordum. Kala kalmıştım öylece. Uzun parmakları boynuma değdiğinde ürperdim ve gözlerimi sımsıkı kapattım. Kardeşimden uzaklaştırmayı başarmıştım. Fakat şu an kendim tehlike altındaydım. Bağırmaya çalıştım. Sesim sanki boşlukta yankılanıp bana geri dönmüştü. Hareket kabiliyetimi kaybetmiştim sanki. Göğüs kafesim sıkışırken gözlerimde korkuyla biriken yaşlar yastığa doğru ilerlemeye başladı. Duaların hepsi birbirine karışmıştı. Besmele bile çekemiyordum. Oysa namazında niyazında bir insandım. Duaların hepsini ezberebilir, Yasin-i Şerif'i bile ezberden okuyabilirdim. Varlığın güçlü parmakları boğazımı sıkarken gözyaşlarım şiddetini arttırmıştı. Parmakların varlığın buz gibi parmaklarına değdiğinde kurtuluşumun olmadığını anlamıştım. Bu gece kardeşimi kurtarmış. Fakat kendimi yitirmiştim. Bir sürü hırıltılar eşliğinde nefesimi kesmişti. Kurtulmak için çırpınırken sonsuza denk onun kurbanı olacağımı düşünmüştüm. Saatler gibi gelmişti saniyeler. Nihayet ciğerlerime dolan oksijen boğazımı yakıyordu. Üzerimdeki ağırlık kalktığında terlediğimi fark ettim. Öyle hızlı doğruldum ki varlıkla neredeyse burun burunaydık. Benden uzaklaşıp Kapıya ilerlemesini sessizce izledim. Bu gece bir daha uyuyabileceğimi düşünmüyordum. Başucundaki telefonu alıp ışığı açtım ve hızla lambanın düğmesine basmak için yataktan fırladım. Işık odayı doldururken kardeşimin yanına gittim ve onu kontrol ettim. Bir şey yoktu. Parmakların boğazıma gittiğinde canımın acısı parmak uçlarıma kadar ilerlemişti. Işıktan rahatsız olan kardeşim gözlerini kapıştırırken sakinliğimi korumaya çalışıyordum. Ne oldu abla? Başıma zebani gibi dikilmişsin. Bir şey yok canım. Nefes alamıyorsun gibi geldi bana. Bir kontrol edeyim dedim. Yanından yatağıma ilerlediğimde tekrar kardeşimin sesi doldurdu kulaklarımı. Işığı kapatmayacak mısın? Zoraki de olsa lambayı kapatmak için düğmeye doğru ilerledim ve odayı karanlığa boğdum kardeşime yaşadığım olaydan bahsetsem korkudan uyuyamazdı. Yapabileceğim en iyi şeyin yatağa girip telefonla uğraşmak olduğuna karar verdim. Onu korkutmaktan başka bir şey yapamazdım anlatacaklarımla. Dua ne et öyle uyu canım dediğimde dua etmeye başlamıştı. O gece sabah ezanına kadar gözüme uyku girmemişti. Ezan okunurken kalkıp abdestimi aldım ve namazımı kıldım. Pencereden işittiğim tıkırtılar sadece ürpermeme sebep oluyordu. Namaz bittikten sonra hızla üzerimi değiştirip yatağıma girdim. Uykusuzluktan bitkin düşmüştüm ama o varlığı aklımdan bir türlü çıkartamıyordum. Yorgunluğa göz kapaklarım daha fazla dayanamadı ve derin bir uykuya daldım. Karanlığın ortasında cebelleşirken yardım çığlıkları atıyordum. Sesimi duyan birilerini bulmam gerekiyordu. Çırpınışlarım etrafımda Çember oluşturmuş varlıkları mutlu ediyordu sanırım. Hepsinin üzerinde siyah bir cübbe vardı ama yüzleri görünmüyordu. Yüzlerini görmemem benim yararımaydı elbette. Korkudan bir kuş gibi çırpınan kalbim endişe duyacağım son şeydi. Çemberi oluşturan varlıklar hep birazdan bir şeyler mırıldanırken ortada dönüp durmaya başlamıştım. Kasvetli ağaçlık alan bir çukura dönüyordu. Bu çukurda beni resmen yutuyordu. Gökyüzündeki şimşekler daha çok korkmama sebep olurken ağlamaya başladım. Varlıklardan biri öne doğru çıktı ve cübbesinin şapkasını indirip yanıma doğru adımlamaya başladı. Gördüğüm varlık insandı. Bu nasıl mümkün olabilir? Sakinleşmek için kendime telkinler verirken göz bebeklerim şaşkınlıktan iyice büyüdü. Hemen arkasında Kardeşimin başucundaki varlık vardı. Cübbeli adam işaret parmağına dudağına götürüp konuşmamam için beni uyardı. Oysa sadece haykırmak ve kurtulmak istiyordum. Onun işine karışmayacaktın Ceylan. Şimdi hedefi değişti ve seni ortadan kaldırmak istiyor. O gece hiç uyanmamalıydın güzel kızım. Seni kurtaracak bir güç, bir kudret yok artık. Korkudan nefesim kesiliyordu cübbeli varlıkların hepsi birden başlarındaki şapkayı indirdiğinde nutkum tutuldu. Tam 12 kişiydiler. 9 tanesi insandı. 3 tanesi ise tarif bile edilmeyecek kadar korkunç varlıklardı. Benden ve kardeşimden ne istediklerini anlamıyordum. Varlıklar üzerime doğru gelirken çığlık atmaya başladım. Etrafım sarılı olduğu için kaçsam da çabucak insanlar tarafından yakalanıp varlıklara doğru atılıyordum. Bu işe karışmayacaktın diye haykırıyorlardı. Varlıkların parmakları tenime değdiği an cehir cehir yanıyordum. Sanki alevler arasında kalıyordum. Gözyaşlarım yüzümü ıslatırken başıma saplanan bir ağrı ile yere kapaklandım ve bedenim acılar içinde hiçliğe çekildi. Gözlerim aralandığında başımda şiddetli bir ağrı vardı. Gece yaşadıklarım yüzünden kabus görmüş olmalıydım. Yaşadığım korku bilinçaltıma işlemiş olmalıydı. Ezan okunana kadar da uyumadığım için başım ağrıyordu. Göz kapaklarımı açık tutamıyordum. Fakat uyursam tekrar bir kabusa çekilebilirdim. İçeriden annemle kardeşimin neşe dolu sesleri geliyordu. Anlaşılan onlar benden iyi uyumuştu. Yataktan doğrulduğumda vücudum dayak yemişim gibi ağrıyordu. Ayaklarımı yere uzatıp zemindeki terlikleri giydim ve odadan çıktım. Annemle kardeşimin sesi mutfaktan geliyordu. Zihnim ayılmamak için diretirken banyoya girdim ve musluğu açtım. Avcuma doldurduğum suyu yüzme birkaç kez çarptıktan sonra lavabonun yanındaki duvarda asılı havluyu aldım ve yüzümü kurulamaya başladım. Aynaya baktığımda boğazımdaki morluklar gözüme ilişti hemen kollarımı inceledim. Derin tırnak izleri ve yer yer yanık izleri vardı. Boğazımdaki morlukların sebebini biliyordum. Fakat tırnak izleri ve yanık izleri büyük bir gizemdi. Rüyamda yaşadıklarım gerçek olamazdı. O bir rüyaydı. Hızla banyodan çıkıp tekrar odama girdim. Üzerimi değiştirip tırnak izleriyle yanık izlerini kapattım. Giydiğim boğazlı kazak sayesinde Boynundaki izlerde kapanmıştı. Aynada son kez kendimi kontrol edip odadan ayrıldım. Annemlerin neşesine karışıp moralimi düzeltmek için mutfağa girdim. Annem krepleri tabaklara yerleştirirken kardeşim de peynir, reçel, zeytin gibi yiyecekleri masaya diziyordu. Bardaklığın kapağını açıp 3 tane çay bardağı aldım. Çekmeceye uzanıp kaşık ve çatalları da aldım. Ardından masaya yerleştim. Bardaklara çay doldururken annem tabakları masaya getirmişti. Bugün geç uyandın. Her zaman hazır sofraya gelen bizdik. Yerimizi sakın kapma. Bir daha uğraşmam dedi kardeşim. Oldu efendim. Başka emriniz varsa şimdi iletin. Yarın kuş sütü ayarlamaya çalışırım dediğimde dil çıkardı ve sandalyeyi çekti. Masanın etrafındaki yerlerimizi aldığımızda mutfağı ağır bir sükunet kaplamıştı. Sofradayken kolay kolay kimse konuşmazdı. Böylece bana da kafamı dinleme fırsatı doğuyordu. Bu fırsatı izleri düşünerek harcamak istiyordum. Fakat merak da ediyordum. Gördüklerim gerçekse yatakta tekrar nasıl uyanmıştım. Kardeşimi kurtararak suç mu işlemiştim? Asıl hedef kardeşim miydi? Düşünmekten beynim ağrıyordu artık. Sırtımdan soğuk terler boşalıyordu. Ellerim ve bacaklarım titremeye başladığında gözlerimi kapattım. Zihnimde bulanık figürler vardı. Kalbim hızla çarpmaya başladığında odanın ortasında dönüyor gibiydim. Bu dönüşler midemin bulanmasına neden olmaya başladı. Gözlerimi açtığımda pencerenin ağzında üç tane figür vardı. Göz çukurları irkilmeme sebep oldu. Sandalyeye iyice yapışıp geriye doğru kaçmaya çalıştım. Lakin bu ani hareketimle geriye doğru savruldum. Yere düştüğümde başımı sert bir şekilde yere çarpmıştım. Annem ve kardeşim panikle başıma toplandıklarında başımda bekleyenlerin sadece onlar olmadığını fark ettim. O üç varlıkla eğilmiş durumumu kontrol ediyordu. Çığlık atmamak için elimle ağzımı kapattım. Anneme ve kardeşime durumu izah edemezdim. Gözlerim ağır ağır kapanırken Annemle kardeşimin sureti silinmeye başladı. Ben ise mutfağın zemininde varlıklarla birlikte yapayalnız kalmıştım. Bana ne olacağını bilmiyordum. Zihnim cesur olmamı haykırırken kalbim korkudan titriyordu. Uzaklardan anlayamadığım melodik sesler geliyordu. Sanki bir ritüelin parçasıymışım gibi hissediyordum. Bu his ise beni daha çok korkutuyordu. Verinin çığlığı beynimde yankılanırken derin bir nefes aldım. Çığlığın yerini yakarışlar ve haykırışlar almaya başlarken titremeye başlamıştım. Varlıklar zihnimi kontrol ediyordu sanki. Birkaç saniye sonra bir ses işitmeye başladım. Demir bir kapıya vuruluyor gibiydi. Demir kapı gıcırdayarak açılırken arkasında tiz bir ses bırakıyordu. Gözlerimdeki yaşlar yanağımdan süzülürken bir şeyler öğrenmek için can atıyordum. Dilimde dua edecek güç bile yoktu. Sırtüstü soğuk zeminde yatarken varlıklardan biri üzerime eğildi ve kalbimin üzerinde sivri tırnaklarını gezdirdi. Tırnakları yavaşça bedenime batarken acıyla inlemeye başladım. Kesik kesik öksürüklerin yerini inlemelerim almıştı. Derimi yırtıyor gibi hissediyordum. Diğer iki varlık da bana zarar vermek için çırpınıyordu. Bu çırpınışları üzerimdeki varlığı rahatsız etmiyor, aksine hoşuna gidiyordu. Etimden akan kan zeminde yavaşça kaymaya başladığında öleceğimi düşündüm ama beni öldürmek yerine işkence edeceklerini tahmin ediyordum. Kurtulmak için çırpınırken diğer varlıklardan biri elime sertçe tırnağını geçirdi. Avcumun içinde süzülen kanlar kıyafetime bulaşıyordu. Acıyla öyle bir çığlık attım ki üçü de birbirine baktı ve tekrar işkencelerine devam etmek için üzerime eğildiler. Biri kollarımı tırnaklarken diğeri bacaklarımda derin yaralar açıyordu. Aç bir kurt gibi üzerime saldırıyorlardı. Hırslarından ötürü bir türlü durmuyorlardı. Neyin cezasını çektiğimi bilmiyordum. Ağır bir kapı gıcırtısıyla üçü de benden uzaklaştı zihnimdeki demir kapı sadece bilincimdeydi. Fakat bu kapı eve aitti. Islık seslerine karışan çatallı bir ses üzerime doğru geliyordu. Ailenin yaptıklarının bedelini sen ödeyeceksin. Madem ki kardeşini kurtardın, kendini feda edeceksin. Bir bedel ödenecek ve bu şanssız insan sensin. Ne dualar kurtarır seni ne de başka bir şey. Acıya karşılık acı, kana karşılık kan fısıldayarak yanıma gelmişti. Bir anda kulağıma doğru eğilip ve elini boğazıma götürdü. Olan gücüyle boğazımı sıkmaya başladığında nefes almak için çırpınmaya başladım. Ayaklarım sert zeminde kanımın da etkisiyle kaymaya başladı. Sonsuz bir acıya kucak açıyor fakat bir türlü sona erişemiyordum. Parmaklarını biraz gevşettiğinde cılız bir soluk aldım. Lakin tekrar parmaklarını sıktı benimle oyun oynuyordu. Zihnim bulanıklaşırken başımın döndüğünü hissettim ve karanlığa kucak açtım. Karanlıkta ne kadar süre kaldığımı bilmiyordum. Göz kapaklarım acıyla titreştiğinde soğuk bir yerde olduğumu anladım. Uyanıp uyanmadığımı bile bilmiyordum. Garip sesler ve uğultular beni karşılarken kalbimin korkuyla attığını hissedebiliyordum. Kendime tamamen geldiğimde hava iyice kararmıştı. Evden oldukça uzak, ıssız bir yerdeydim. Anneme ve kardeşime ne olduğunu merak ediyordum. Evdeyken henüz kahvaltı zamanımızdı. Belli ki gereğinden fazla baygın kalmıştım. Ay'dan yansıyan ışık etrafı fazla aydınlatmıyordu ama yine de neyin ne olduğunu anlayabiliyordum. Ağır ağır adımlarla bana yaklaşan topluluğu göremiyor fakat seslerini duyabiliyordum. Yüksek bir soluk vardı fısıltıdan ibaret konuşmalar ve tanımadığım insanlar vardı. Bir süre taşın üzerinde uzandığımı anımsadığımda taşa doğru sürünen canlıları hissettim. Soğuk ve uzun bir yılan ayaklarıma dokunup vücuduma doğru sürünüyordu. O an korkuyla çığlıklar atmaya çalıştım. Etrafımı saranların hepsi tuhaf bir maskeyle yüzünü gizlemişti. Tamamen siyahlarla kendilerini saklayıp ay ışığından bile kaçmışlardı. Muhtemelen bunlar rüyamda gördüğüm insanlardı. Şu an bir rüyada mıydım yoksa gerçekten de bu korku dolu anları yaşıyor muydum? Yerimden kıpırdayamıyor, yılanın üzerimde gezinmesine karşı koyamıyordum. Yanımda bir hareketlilik hissettiğimde bastonlu bir kadının bana doğru yaklaştığını gördüm. Kadın olduğunu ses tonundan anlamıştım. Yanıma gelirken bir şeyler mırıldanıyordu. Kollarında Cılız bir beden vardı. Bedeni yanıma getirip yatırdı. Bir iskeletti. Bir çocuk iskeletiydi. Korkudan nefesim duracak gibiydi neredeyse. Hepsi bir ağızdan bir şeyler söylemeye başladığında, uzandığım yerden kalkmaya çalışıyordum. Ayağa kalkmaya başaramayınca, debelenmenin bana fayda getirmeyeceğini düşünmeye başladım. Çünkü karanlığa gömüldüğümü hissediyordum. Ne istiyorsunuz benden diye bağırdım. Sesler aniden kesildi ve aralarında fısıldaşmaya başladılar. Yaşlı kadın varlıklardan birini gösterip konuşmaya başladı. Gösterdiği varlık kardeşimi uyurken izleyen ve beni boğandı. Ailenin günahının bedelini sen ödeyeceksin. Kardeşini seçilen fakat sen onu kurtardın. Bu cesaretinden ötürü seni seçti. Zamanında büyük bir günah işlendi. Bunun kefareti ise senin soyundan gelen kan olacak. Ne günahından bahsediyordu. Ailem öyle düzgün insanlardı ki herkes tarafından sevilirdi. Babaannem ve anneannem ise her zaman yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşarlardı. Dedelerim de keza öyle. Bu kadar yufka yürekli insanlar nasıl olur da bir günaha karışmış olabilirdi. Hem de büyük bir günaha ritüel yapacaksınız ve bir kurban seçtiniz. Aileme suç atmayın. Bırakın beni.'' bizim bir suçumuz yok. Aniden kulaklarıma uluma sesleri dolmaya başladı. Bir çocuğun cılız nefesini ensemde hissettim. Çemberin çevresindeki herkese baktım. Beni bu an varlık öfkeden kıpkırmızı kesilmiş gözlerle üzerime doğru hızla koştu ve boğazıma yapıştı. Çatallaşmış sesiyle haykırmaya başladı. Katiller diyordu. Biz katil değiliz demeye çalışıyordum. Ellerime ve ayaklarıma bir anda can geldi onu üzerimden itip nefes almaya başladım. Çocuktan geriye kalanlar yere saçıldığında herkes hayrete düşmüştü. Beni nereye getirdiklerini bilmiyordum. Harabe bir evin bahçesindeydik hepimiz. Aileme ne olduğunu bilmiyordum. Bu bilinmezlik beni tüketiyordu. Taşın üzerinden kalktığımda kaçmaya çalıştım. İnsanları iterek bahçe kapısına doğru koşmaya başladım. Her biri beni yakalamak için çabalarken Kollarında derin yaralar bırakıyorlardı. Varlık bir anda önümde belirmişti. Korkuyla geriye sıçradığımda etrafımın sarıldığını gördüm. Resmen rüyamı yaşıyordum. Belki de hala rüyadaydım. Bir umutla kolumu çimcikledim ve uyanmak için gözlerimi sıkıca yumdum. Varlıklar beni çekmeye başladığında ağlamaya başladım. Varlıklar beni taşa fırlattığında çocuğa ait kemikleri bir araya toplayan yaşlı kadın cübbesinin şapkasını indirdi. Yüzündeki maskeyi çıkardığında nutkun tutuldu. Anneannemin ahiretliği, annemin de süt annesi, makbule teyzeydi karşımdaki. Annen ve baban zor günlerden geçti kızım. Baban anneni hiç sevmedi. Annen ise babanla mutlu olmak için anneannene ve babaannene yalvardı. Büyüler yaptırdılar. Hiçbir işe yaramıyordu. Bir gün birini bulmuş annen bulduğu kişi de ona büyülerin tutması için bir yol olduğunu söylemiş. Benim de hatam var elbet. Engel olmayıp onlara yardım ettim ama bu hatamın bedelini evlatlarımla ödedim. Şimdi sıra annende. Ne diyorsun sen Makbule teyze? Annem büyüden korkardı. Karıncayı bile incitmezdi. Annene bir cinin çocuğunu kaçırmasını söylemiş. Çocuğun annesini ancak bu şekilde kontrol edebilirmiş. Annen aylar süren araştırmayla ve bu hocanın yardımıyla bir cin çocuk kaçırdı. Cin'in annesi, hocanın ve annenin her dediğini yaptı ama annen çocuğu bırakmadı. Bir şeyler ters gitmişti ve çocuk ölmüştü. Cin'in annesi bu acıyı derinden hissetti ve hepimize cephe aldı. Annen ve hoca yine kurtulmanın bir yolunu buldu. Çeşitli materyallerle ve büyülerle evlerini ve sizi kordular ama kardeşin büyülerin ve materyallerin oldu. Gizli kutuyu bulup çöp diye attı. Böylece varlığın beklediği fırsat geldi. Ödeşme zamanı kızım. O çocuğun ruhunun huzur bulması için sen ölmelisin. Annen de o acıyı yaşamalı ki bu cin rahat nefes alabilsin. Cebinden bir bıçak çıkardı. Üzerime doğru gelirken bahçenin arka duvarını fark ettim. Gücümü toplayıp kalktım. Ve yeniden koşmaya başladım. Duvar fazla yüksek değildi. O yüzden kolayca üzerinden atlamıştım. Fakat bileğim hafif de olsa acımıştı. Dualar ederek koşmaya devam ettim. Karanlık ve toprak yolda koşmak benim için çok zordu ama hayatta kalmak için koşmak zorundaydım. Ne kadar süre koştuğumu bilmiyorum ama acıyla iki büklüm olduğumu anımsıyorum. Uzaktan gelen aracı gördüğümde rahatladım ve kendimi çabucak toparlayıp ana yola doğru koşmaya başladım. Yolun ortasına atlayıp aracın durmasını sağladım. Genç bir çift bana hayretle baktı. Ne olur bana yardım edin. Peşimdeler. Beni öldürecekler. Çift birbirine baktı ve garipseyerek tekrar bana döndü. Kadın acımış olacak ki bilmemi söyledi. Bir saat sonra ilçeye ulaşmıştık. Yol boyunca ikisi de bana soru sormadı. Sadece o köyde uzun zamandır kimsenin yaşamadığını öğrenmiştim. Ailem cesedimi bile bulamayacaktı. Makbule teyzenin söylediklerini düşündüm. Annem ve babam ben 10 yaşındayken boşanmıştı. Annem ise gerçekten babama tapardı. Nasıl oldu da boşanmayı kabul etmişti. Bunu hep merak etmiştim. İlçeye ulaştığımızda ilk işim eve gitmek olmuştu. Kapı ardına kadar açıktı. Benden önce evime gelmiş olamazlardı sanırım. Karşı komşuya koşup kapıyı çaldım. Hasan abi beni görünce şaşırsa da içeriye davet etti. Telefonu kullanmak istediğimi söylediğimde ise bir şey sormadan telefonunu bana verdi. Karakolu aradım. Polis 20 dakika içinde gelmişti. Saat geçmiyor, zaman bir türlü ilerlemiyordu. Polisle birlikte eve girdiğimde mutfağa yöneldim. Annemi ve kardeşimi en son orada görmüştüm. Zemindeki kan yaşadıklarımın kanıtıydı. Hemen odaya koştum. Kardeşim yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Memurların sesi annemin odasından geldiğinde oraya yöneldim. Annem kanlar içinde yatakta yatıyordu. Çığlıklarım bile kardeşimi uyandırmamıştı. Evdeki incelemeler yüzünden bir hafta komşumuzda kalmıştık. Eve döndüğümüzde İyice her yeri temizledik. Kaçırıldığım yeri polislere söylediğimde hemen gidip kontrol etmişlerdi. Olay yerinde sadece Makbule teyzenin cesedi bulunmuştu. Makbule teyzenin evi de incelendiğinde bir mektup bulunmuş. Mektupta çocuklarının ölümünden annemi sorumlu tuttuğunu yazıyormuş. Annemin cinayeti Makbule teyzeye kalmıştı. Beni kaçırmak için eve girdiklerinde annemi ve kardeşimi bayıltmışlar. Fakat Makbule teyzenin dışında diğer insanları bulamadılar. Kayıtlara annemi öldürdükten sonra intihar etti olarak geçti. Fakat ben gerçeği biliyordum. Yastığımın altında kısa bir not bulmuştum. Yeni bir anlaşma yaptım kızım. Sizi rahat bırakmaları şartıyla benim kanım dökülecek. Öğrendiklerin için beni affet. Suçluyum ve bunun bedelini ben ödemeliyim siz değil